Bir Dünya Lideri ve Hıncal Uluç. Liderler ve partiler sahaya indi ve Türkiye nefesini tutarak tarihinin ikinci 14 Mayıs seçimine gidiyor. Bu seçimi dünyanın en önemli seçimi ilan eden küresel güçler de içerideki vesayet odakları da yakından izliyor. Başta ABD olmak üzere o küresel güçlerin gladyovari neler yapacağı bilinmese de destek verdiği FETÖ ve PKK'yı devreye soktuğu biliniyor. Hatta bilinen bilinmeyen bütün güçleri sahaya sürdüğü de eski tüfek sol liberal, yeni Atatürkçü Hasan Cemal'de, Cengiz Çandar'da, FETÖ sever İdris Naim Şahin'de, Çankaya sevdalısı Sadullah Ergin'de, ABD emperyalizmi karşısında susan sosyalistlerde aynı safta ve aynı amaçta buluştu. Arkasında hizalandıkları lider de Kemal Kılıçdaroğlu. Kimi kandille müzakereyi dayatıyor, kimi soğan üzerinden ucuz siyaset yapıyor, kimi de eski Türkiye'de siyasete ayar verme gücünü kaybeden Ertuğrul Özkök gibi dış politikayı perişan etti diyerek bütün zehrini kusuyor. Cumhurbaşkanı Erdoğan her konuda eleştirilebilir ama eğer bir insan vicdanını kaybetmemiş ve kötü niyetli değilse ya da birilerine hizmet etmiyorsa onun küresel politikadaki rolünü, liderliğini, Kürt meselesinde baldıran zehri içme pahasına attığı değişim adımlarını ve ülkenin çehresini değiştiren temel yatırımlarını görmezden gelemez, gelirse derdi başka demektir. PKK'ya silah bırakmayın diyen Hasan Cemal gibi. Bu noktada birkaç ay önce kaybettiğimiz gazeteci ağabeyim Hıncal Uluç'u rahmetle hatırladım, şimdi sözü ona bırakıyorum. Krizde bir dünya lideri yarattık. Rusya-Ukrayna krizinden söz ediyorum, ortada hatta 3. Dünya Savaşı ve hatta dünyanın belki de sonu olacak nükleer savaş konuşulur ve bizim sabah dahil bazı çok bilmiş yazarlar Allah'ın günü olabilecek en kötü ihtimalleri hem de nasıl kurgularla sıralarken Türkiye'nin bir dünya lideri yarattığından kimse söz etmiyor. Savaşı adeta körükleyen NATO ve ona bağlı ülkelerden gık yok. Avrupa Birliği'nden gık yok, hepsini geçin, Birleşmiş Milletler'den gık yok. Orada kentler bombalanır, siviller, çocuklar ölürken dünya sessizlik içinde. Rusya, Ukrayna olaylarında tüm dünyada adı geçen üçüncü lider kim? Biden mı? En başta Amerikan komedyenleri gülüyor ona, İngiltere Başbakanı'nın adının geçtiğini duydunuz mu? Fransa Cumhurbaşkanı Macron araya girmek istedi, karikatürlere konu oldu kendi ülkesinde. Almanya, Hollanda liderinin adlarını duydunuz mu? Tüm dünyada adı geçen ortak lider, iki tarafla da iyi ilişkilerini bozmayan, iki tarafa da güven veren ve ikili barış görüşmelerini Türkiye'de, Antalya'da başlatmayı başaran Türkiye Cumhuriyeti Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan. Sonra buna tahıl koridoru ve esirlerin kurtarılması da eklendi. Tamam, Erdoğan'dan nefret edebilirsiniz. Ediyorsunuz da. Amacınız ne olursa olsun Erdoğan seçilmemeli, bu savaş ona uluslararası itibar kazandırmamalı. Onun için biz ne yaparsa yapsın vuralım diyor ve madem barışacaktın niye küstün diye yazılar yazabiliyorsunuz. Arkasında İngiltere, Türkiye'ye saldıran ve Ankara'ya 55 kilometreye kadar gelen Yunanlıları denize döktükten sonra Mustafa Kemal komşumuza el uzattı ve mağlup Yunan'ın başbakanı Venizelos o Mustafa Kemal'i Nobel Barış Ödülü'ne aday gösterdi. Bunu aklınızdan çıkarmayın. Ve son söz, bu halk bu gerçeği görmeyeceğinizde kimlerle birlikte olduğunuzu ve kimin arkasına neden dizildiğinizde iyi biliyor. Mahmut Övür, Sabah.